Malumunuz 100 yıllık emanet sergisini ilk kez geçtiğimiz yıl Kasım ayında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin katılımlarıyla Millet Kütüphanemizde açmıştık ve gerçekten de bu sergimiz büyük bir teveccüh görmüştü. Şimdi bu sergimizi burada İstanbul'da Galata Port'un simge binalarından Paket Postanesi'nde ziyarete açıyoruz. Bu sergiyi biz düzenlerken savaşın ve esaretin insanlık dışı koşullarına dair bir farkındalık yaratmayı, bir bilinç oluşturmayı ve vatan için büyük bedeller ödeyen esirlerin anılarını, hatıralarını yaşatmayı hedefliyoruz. Sergimizdeki mektuplar, belgeler esas itibariyle savaşın sadece cephede değil, cephe gerisinde de yaşandığını ve ne kadar yıkıcı olduğunu gösteriyor. Zira hepimizin malumudur ki bir savaşın ardında bıraktığı trajediyi ve o gerçek hikayeyi anlamadan yarattığı yıkımı idrak etmek mümkün değildir. Ve tarih bir yandan da bu yıkımlardan ibarettir. Değerli arkadaşlar, amacımız bizlere bir vatan bırakmak uğruna atalarımızın yaşadığı gerçek acıları gözler önüne sermek, onları hatırlamak ve onları hürmetle yad etmektir. Onların aziz hatıralarını saygıyla, hürmetle yad ediyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki ağaç köküyle insan atasıyla yaşar. Ecdadımızın büyük fedakarlıklar gösterdiği cephelerden biri de hepimizin malumu olduğu üzere Filistin cephesidir. Biz bu sergimizde bu cephede esir düşen askerlerimizin mektuplarına ve görsellerine de özellikle yer ayırdık ve onlar için özel bir yer yaptık. Değerli arkadaşlar, bu resimler ve görsellerin bize söylediği şudur. Filistin, bizim tarihimizin ayrılmaz bir parçası, mütemmin bir cüzüdür. Tarih boyunca da tüm dünyada adaletin ve barışın müdafasını yapmış bir millet olarak bugün de Filistin bizim bir parçamızdır ve biz de Filistin halkının yanındayız, arkasındayız. Haklı davalarının destekçisiyiz. Bu bizim için insani ve vicdani bir sorumluluk olduğu kadar tarihi bir vazifedir de. Ve bu itibarla Gazze'de İsrail'in tarihte eşi benzeri olmayan bir vahşilikle yaptığı saldırılara ve soykırıma karşı çok güçlü bir şekilde karşı çıkıyoruz. Dün bizim topraklarımızı işgale yeltenen müstevliler, sömürgeciler bugün Filistin'in işgal edilmesini savunuyor. Bebeklerin, çocukların, kadınların, doktorların katledilmesini, hastanelerin, okulların, yardım kuruluşlarının bombalanmasını, 2 milyon insanın aç, susuz ve ilaçsız bırakılmasını destekliyor. İstilacı ve işgalci bir güç olan İsrail'e karşı mazlumun yanında yer almak inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği görevimizdir. Dolayısıyla Türkiye hak batıl mücadelesinde dün olduğu gibi bugün de taraftır. Haklının yanındadır, mazlumun yanındadır, zalimlerin tam karşısındadır.